Öleceğiz ve kaybedeceğiz. Tam... Şöyle, Kai'Sa o kadar güçsüz ki özellikle ilk iki seviye, üçüncü seviye olmadan önce baskıyı kurarlar Kog'Maw ve orada kontrolü ele alırlarsa... Çıkar mısınız? Daha doğrusu bakamaz mısınız? Trant'ı tek başına alamaz onu zaten çünkü. Diyecektim ki alamıyor da. Biriniz yardım edin bir çocuğa. Koskocuk troll ölecek. Çarp atıp belki evet dayanabilir gibi hissediyorum. Ama Pavelter de... kararsız kaldı. Şimdi geldiler yardıma. Bu arada aldı zaten. Çarpını attı şu anda. Bu arada almıştı. Ejder ölünce ciddi anlamda can. Şimdi yo, buraya gelirlerse. Karşılıklı ama muhtemelen bırakmak zorunda olacak. Çünkü buranın evet. Kontrolü tamamen Liquid tarafında. Olay da zaten burada bekçilik yapıyor. Olay şimdi arkadan çıktı. Ronopi'nin üzerine doğru gidiyor. İsmet'i bıraktı kırmızıyı. İlk kan verecek Ronopi. Ronopi'ye doğru geliyor. Ronopi'nin sıçrası var hala bunu unutmayalım. Ronopi şansın deniyor orada ama hayır. Skor Pobeltra gitti. Yerden bitme kaçtı. Pobeltra'nın üzerine Impact'ten ulti geliyor. Güzel bir ulti de şimdi arka tarafta Stark'tan geldi. Yijin önde kaldı biraz. Warzone hasar vermeye çalışıyor. Slay'den de hasar geldi ama şu an seviye olarak büyük avantajı var Team Liquid'in. Ve artı 5'e 4'ler zaten. Aşağıda Double Lift'in Mion üstünlüğü devam ediyor. Yukarıda çok ufak impact üstünlüğü var bu arada. Warzone güzel bir değişmez karar. Warzone güzel oynadı burayı. Bu arada ilginç. Team Liquid alt koridor ikisini tekrar alt koridor tarafına doğru gönderdi. Ejderha için. Ejder için. Üst koridor rotasyona gitmedi ama... Orası çok belli olmaz gibi duruyor çünkü Yijin çok iyi bir noktadan geldi. Pobeltra tek kalacak şimdi. Yijin inanılmaz bir hasar. Hemen ultisi kullandı Impact. Yijin uzaklaşıyor. Ronopi arada kaldı. Ronopi bu hataları çok yapıyor. Ultisi yoktu bu sefer. Stark da burada değildi bu arada. Kritik bekleme süreleri yokken geri adım atmayı bilmediğini bir kere daha gördük Yavuz'un. Aynen öyle. Yijin dolaşmaya devam ediyor. Buralarda Yijin zor durumda kalabilir. X-Lit'in üzerine gitti ama tek kaldı orada. Buradan çıkması zor görünüyor. Şimdi görünmez oldu. Gittiği yerde bir kontrol totemi var. Skor Pobeltra'nın. Fazla zorladı. Karşı ormana gitti. Kimsenin görüşü yoktu. Orta koridor kulesinde sonunda indirmeyi başarıyor Team Liquid. Team Liquid böylece altın farkında 4000 civarını yükseltmiş oldu. Pobeltra şimdi Slay ile birebir yapıyor. Burada Slay'in bunu tabii kazanma şansı var. Ulti geldi Impact'ten Slay. Güzel bir sıçra. Son vuruş gelir mi son anda Impact yetişti oraya. Stark'tan ulti geliyor ama Stark'ın bu ultisi defansif olacak daha çok. Stark önde kaldı. XPT ve Impact onu yakaladılar. Güzel buzdan sütun. Sıçrayla çıkıyor Stark. Bomboş. Bedava. Ulti geliyor Pobeltra'dan. Pobeltra kendini de sıkıştırmış oldu biraz. Ronopi. Ronopi ne yapıyorsun nereye Ronopi? Kaçacaklar? Ronopi gerçekten kendini tek bıraktı. Yijin neredeyse alıyor double lift'i. Arkadan ulti geliyor Stark'tan. Stark'ın ultisi double lift'in üzerinden geçecek mi? Hayır yetişmedi. Son anda çalım attı double lift bu ultiyi ama. Yijin geliyor yanda. Yijin. Arkadan ulti geldi Impact'ten. Yijin XPT burada aradan çıkarabilecek mi? Son anda aradan çıkan isim XPT oldu ama arka tarafta ölen Impact. Bir tam kench var. Yijin düşecek Impact'te. Double lift ölmek üzere. Stark son vuruşu düşmedi double lift. Şu anda double lift hala hayatta. Slay de geri kaçıyor. Ivos Baron yapıyor. Çok riskli. Bu arada double lift yetişemeyecek buraya. XPT'nin bunu çalması gerek. Başka bir yolu yok. XPT içeri girdi. 1500 can, 800 can çaldı. Çaldı. XPT çaldı. Şimdi Yijin de düştü. Kullandı Ronopi üzerine. Ronopi de düştü. Yijin de düştü. Arkada Slay de düşecek mi? Pobeltra aldı yalnız Slay. Olay ile birebir yapacaklar şimdi. Olay yok etti ama. Asıl yok eden tabii canlı havan oldu. Öteki tarafta da düşen isim Warzone. Impact de 3'te 3 yapıyor. İlginç bir ultiydi. Yijin yine geliyor. Yijin yan tarafta double lift'in üzerine gidecek. Kemer üzerine atladı. Olay çok hızlı bir refleks. Ham yaptı onu. Double lift çıkmayı başarıyor buradan. Uzaktan vuracak şimdi. Çok zor Ivos'un işi burada. Yijin düştü. Slay son anda kalkanlarla hayatta kalıyor ama kalkan olmayan bir Olympi var. Pobeltra içeri atladı. Slay tek attı Pobeltra. XPT yaklaşıyor. Impact yaklaşıyor şimdi. Olay ultisi kullandı. Tek başına gitti arkaya. Slay arkadaki Olay'ı çok rahat kesecek. Olay neler yapıyorsun Olay? Olay ne Slay gereksiz. Hala hayatta. Warzone'un kalkanları burada Ivos'u biraz daha hayatta tutacak. Büyük hatalar. Pobeltra bir ulti gelecek şimdi. Pobeltra yürümesine bile gerek kalmadı neredeyse. Zor durumda kalan bir XPT var. Üzerine ulti geldi Impact'ten. Impact ön tarafta Ronopi'yi yakaladı. Ronopi o kadar da OP değil. Yijin geliyor arka taraftan şimdi. Yalnız bu tip savaşlar tam... Stark! Bu tip savaşlar tam Impact'ten bir deneme ama Impact. Sıçra gölge fırlayışı kaçtı. Stark hala hayatta! Stark'ı öldüremediler. Warzone'dan yine çok fazla kalkan geldi. Yijin yandan gelmek istiyor. Team Liquid bir türlü bitirici vuruş yapamadı. Slay çok fazla hasar veriyor. Yijin arka tarafta. Yijin 1'e 5 pozisyonda. Görünmez oldu. Nereye gidecek? Vay be! Impact! Olay. Olay. Bu sefer double lift geldi onunla. Çünkü Slay... Çok kötü pozisyonda. Yijin hayatta ama buraya yetişmesi çok mümkün gözükmüyor.
Eriyip gidecek o baron zaten. Bir tane de daha ejderi var çünkü. Yiğit'in içeri girmek isteyecek. Süre yetmedi. Baron alındı bile. Haberi geldi çoktan. Ronopi önde yakalandı. Bir kere daha güzel bir gölge fırlayışı. Ronopi arada kaldı. Sırçası yok şu anda. Ronopi'yi çok rahat indirecekler. Daha... Tamam kapat artık. Bunu ikidir yalnız. Takımını mı trollüyor? Ne yapıyor anlamadım. Ohohoho! Oh! Double lift bu arada. İnanılmaz bir hasar vurdu Slay'a arka tarafta. Ulti geliyor Stark'tan. Araya girdi Ronopi. 3 kişiyi kaldırdı. Her şey Slay'a bakıyor şimdi. Yiğit'in tek gidip Avenger'dan Ronopi düştü. Double lift vurmaya devam ediyor. Impact arka tarafa geçti şimdi. Olay yakalıyor önde herkesi. Slay'in eridiğini görüyoruz. Avenger'ın önünde tek atarken son vuruşu double lift yaptı. Ve artık mücadele sona eriyor. Evos'un şansı neredeyse kalmazken Team Liquid'in umutları devam ediyor. Ve 0-4 başlayıp çok ciddi ne derler eleştirilen Team Liquid'de son 3 maçın ikisini kazanarak biraz olsun. Belki evet hala şansları çok zor ilk 4'e kalıp yarı final oynamaya.